Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere 2020-2021 eğitim öğretim yılı 8. sınıflar matematik 1. dönem 1. yazılı sorularını ve cevaplarını paylaşacağım. Evet arkadaşlar, 1. yazıların zamanı geldi. Çoğu okulumuzda yazılılar yapılmaya başlanıyor veya başlandı. Yazılı tarihleri verildi arkadaşlar. Ben de sizler için 1. yazılı sorularını hazırladım arkadaşlar. Bu yazılı sorularını videonun altına link olarak bırakacağım. O linke tıklayarak yazılı kağıdını bilgisayarınıza veya cep telefonunuza indirebilirsiniz arkadaşlar. Hatta bilgisayarınıza indirip bunun çıktısını alıp evde kendinizi deneyebilirsiniz. Daha sonra videodan bunun cevaplarını ve çözümlerini karşılaştırırsınız. Öğretmen arkadaşlar da bu yazılı kağıdını indirip girmiş oldukları sınıflara bu yazılıyı uygulayabilirler arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle bir yazılımızı bir hemen göz atalım. Ondan sonra çözmeye başlayalım arkadaşlar. Ben 10 soru hazırladım arkadaşlar. 10 sorunun 5 tanesi çarpanlar, katlar konularıyla ilgili. Geri kalan 5 tanesi de üslü sayılarla ilgili arkadaşlar. Yani iki konuyu kapsayacak şekilde yazılı sorularını hazırladım arkadaşlar. Kareköklü sayılar yok, onu söyleyeyim, ama üslü sayılar sona kadar var yani arkadaşlar. Bu şekilde şöyle bir göz atacağız. Evet, puan dağılımı her soru 10 puan arkadaşlar, bu şekilde. Evet, şimdi çözmeye başlayalım arkadaşlar. Şöyle ilerleyelim. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Evet, ne demiş şimdi bize? Aşağıda istenen sayıları bulunuz demiş. 60'ın pozitif çarpanlarını, 60'ın asal çarpanlarını, 75'in pozitif çarpanlarını ve 75'in asal çarpanlarını soruyor arkadaşlar. Bir sayının pozitif çarpanları veya bölenleri sorulduğunda şunu yapardık arkadaşlar. Şimdi 60'ı yazıyoruz arkadaşlar ve iki tane dal ayırıyoruz. Bu iki dala çarpımı 60 olan sayılar yazılıyor arkadaşlar. 1'e 60, 2'ye 30, 2 kere 30 60 eder. 3'e 20, 3 kere 20 60, 4'e 15, 4 kere 15 60, 5'e 12, 5 kere 12 60, 6'ya 10, 6 kere 10 60, 7, 8, 9 buralarda yok ve geriye dönüyor arkadaşlar. Bu sayılar 60'ın pozitif çarpanlarıdır arkadaşlar. Bunların aralarına virgül koyarak şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12. Evet, yan tarafa da geçiyoruz arkadaşlar. O diğer sayılarda yazılıyor. 15, 20, 30, 60. Eksiğimiz yoktur. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Evet. Bunlar 60'ın pozitif çarpanlarıdır arkadaşlar. Şimdi diyor ki 60'ın asal çarpanları diyor. Şimdi şöyle de yapabiliriz. Biz nasıl olsa çarpanlarını bulduk ya. Bunların içinden asal sayı olanları belirleyelim. Onlar da 60'ın asal çarpanlarıdır arkadaşlar. Nedir onlar? 2 asal sayı çünkü. 3 asal sayı. 5 asal sayı. Başka da var mı? Yok. O zaman 60'ın asal çarpanları neler? 2, 3, 5 diyebiliriz arkadaşlar. Gelelim 75'in pozitif çarpanlarını soruyor. Gene 75'in çarpanlarını ve bölenlerini bulurken iki tane dal ayırıyoruz ve çarpımı 75 olan sayılar. 1'e 75, 2 yok, 3'e 25, 4 yok, 5'e 15, 6, 7, 8, 9, 10, 11 başka da yok arkadaşlar. Evet, şu gördüğünüz sayıları sırayla yazıyoruz. İşte bunlar 1, 3, 5, 15, 25, 75. 75'in pozitif çarpanlarıdır arkadaşlar. Şimdi asal çarpanları diyor ya, bunların içinden asal sayı olanları belirleyelim. Kim onlar? 3, 5. Diğerlerinde asal sayı yok arkadaşlar. 1 asal sayı değil yani, biliyorsunuz. O zaman 75'in asal çarpanları 3 ve 5 diyoruz arkadaşlar. Birinci soruyu tamamladık arkadaşlar. Geçiyoruz ikinci soruya. Evet. Şöyle soruyu sayfaya sığdıralım. Evet arkadaşlar, ne diyor bize şimdi? EBOB 12, 24, bu 12 ile 24'ün EBOB'unu bul diyor. Artı topla diyor. Sonra EBOB 15 ile 30. 15 ile 30'un EBOB'unu bul diyor. Yukarıdaki işlemin değerini bulunuz arkadaşlar. Şimdi iki tane EBOB vermiş. Yani bunun ECOG da olabilirdi. EBOB'unu vermiş. Şimdi EBOB'unu bulurken şu yöntemi şu altına yapalım. 12 ile
24'ü böyle yazıyoruz. Bölen listesi kullanacağız arkadaşlar. Çizgiyi çekiyoruz. En küçük sayımız kaçtı? 2. Asal sayı yani. En küçük sayı derken en küçük asal sayıdan başlıyoruz. 2. İkisine de bölündüğü için 12'yi 2'ye böl 6. 24'ü 2'ye böl 12. 2'ye halen bölünen var. 6'yı 2'ye böl 3. 12'yi 2'ye böl 6. 2'ye bölünen var arkadaşlar burada. 3'ü aynen iniyoruz. 6'yı 2'ye böl 3. Sonra 3'ü 3'e böl 1. 1. Şimdi her ikisinde bölenleri yuvarlak için alıyorduk. 2 ikisini de böldü. 2 ikisini de böldü. Bu ikisini de böldü. O zaman burada EBOB'umuz nedir? 2, 2, 3. 2 kere 2, 4. 4 kere 3, 12. O 12 ile 24'ün EBOB'u 12'ymiş. Şuraya 12 yazalım arkadaşlar. Gelelim 15 ile 30'un EBOB'una. Orayı da şuraya alayım. 15 ile 30'u yazıyorum. 2'ye böleyim. 15'e 15. Sonra 3'e bölelim. Bakın bölünmeyeni aşağı iniyoruz arkadaşlar. 15'i 3'e böl 5. 5. Bir daha 5'e böl 1. 1. Bu 1'leri bulunca olay bitiyordu. Her ikisini de bölenleri yuvarlak içine alıyoruz arkadaşlar. Burada kim var? 3 var. 5 var. Eğer ekok sorsaydı arkadaşlar. Deseydi ki 15 ile 30'un ekoku deseydi. Şu sağdaki sayıların hepsini çarpıyorduk. Şimdi EBOB dediği için bir dakika EBOB'umuz sadece ikisini de ortak bölenleri çarparız. O da 3 kere 5 15. Buraya 15 yazalım. Eğer ki ekok sorsaydı bakın. Ekok sorsaydı bize bu 2 çarpı 3 çarpı 5 derdik. 2 kere 3 6 6 kere 5 30 derdik. Eğer burada 12 ile 24'ün yine ekokunu sorsaydı arkadaşlar. O zaman gene ne yapacaktık? Sağ taraftaki asalların hepsini çarpıyorduk. 3 tane 2 var orada bakın. 2, 2, 2. Bir tane de 3 var. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8, 8 kere 3, 24. Ekokları sorsaydı bunları yapacaktık. Ama EBOB'ları sordu arkadaşlar. Bu bilgiyi de ek bilgi olarak veriyorum. Arada artı işareti olduğu için 12 ile 15'i topluyoruz. Sonucumuz 27. Evet, ikinci sorunun cevabı da 27 arkadaşlar. Devam edelim 3. sorumuzla. Şimdi 3. soru burada. Evet. Ne diyor bakalım burada da bize? Aralarında asal iki sayının çarpımı 42'dir. Bu sayıların toplamının alabileceği en fazla değer ile en az değerin farkı kaçtır? Şimdi aralarında asal sayılar demek ikisinin de ortak böleni 1 olan sayılar demektir. Mesela örnek bakalım şimdi. Ya örnek değil, hemen sorumuza geçelim. 42'yi yazıyorum. Şimdi şöyle iki dal ayırıyorum ama bu dal şöyle yapacağız arkadaşlar. Çarpımı gene 42 olan sayıları yazacağız. Çünkü önce iki sayının çarpımı 42 diyor ya. Sonra içinden aralarında asalları çekelim arkadaşlar. Çarpımı 42 olan sayılar 1'e 42, 2'ye 21, 2 kere 1, 2 kere 2, 4 değil mi? 3'e 14, 3 kere 4, 12, 3 kere 3, 4, 5, 6'ya 7. Başka da var mı? Yok. Şimdi aralarında asallara bakalım. 1 ile 42 aralarında asal. Ha evet, aralarında asal arkadaşlar. 2 ile 21. Çünkü 1 ile 42'nin ortak böleni yok. Şöyle düşünüyoruz. 1 ve 1'den büyük bütün sayılar aralarında asaldır. Yani 1 ile 42 aralarında asaldır. Tik koydum. 2 ile 21. 1'in dışında ortak bölenleri olmadığı için 2 ile 21 de aralarında asal. 3 ile 14'ün ortak bölenleri olmadığı için 3 ile 14 de aralarında asal. 6 ile 7 ardışık sayılar ve ortak bölenleri birden başka olmadığı için bunlar da aralarında asal. Tesadüf 42'nin bütün pozitif çarpanları aralarında asala denk geldi. Şimdi bu sayıların toplamı diyor. Şimdi bu toplamın alabileceği en fazla ve en az değerleri bulup farkını çıkartacağız. En fazla dediği için bakın şu en üstteki oluyor. Ama biz hemen hepsini de yapalım arkadaşlar. Sıkıntı değil. Öğretmen yani fazla yapmakta bir sıkıntı olmaz. Hem öğretmenin gözüne gireriz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. 42 bir daha 43. 21 2 daha 23. 3, 14 daha 17, 6, 7 daha 13. Evet, en büyük değerimiz burada alabileceği 43, en küçük değer de 13'tür. Bunun farkı demek birbirinden çıkart diyor arkadaşlar. 3'ten 3 çıkır, 4, 3'ten 3 çıktı 0, 4'ten 1 çıktı 3. Cevabımız 30'dur arkadaşlar. Evet, geliyoruz 4. soruya. Evet, şimdi burada da bir test sorusu var. Hazırda şıklar var önümüzde. Genelde şıklı soruları severiz arkadaşlar. Yeri geldi işin içinden çıkamazsak sallarız yani atarız değil mi? Şimdi 14 litre ve 21 litrelik kaplarda bulunan farklı sıvı deterjanların tamamı. Şöyle düşünün, böyle büyük birisi 14'lük birisi 21'lik iki tane büyük sıvı deterjanlar var. Tamam, bunlar birbirine karışmayacak şekilde eşit hacimli bidonlara doldurulacaktır. He. Yani bidon derken biz bunları böyle küçük küçük
bu şekilde bidonlara dolduracağız arkadaşlar. Öyle düşünün, tamam mı? Ve eşit hacimli olacak zaten. Bunun için en az kaç bidon gerekir? Bu böyle iki tane büyük bidondaki işte deterjanlar olur, yağlar olur, sıvılar olur. Bunları böyle küçük kaplara, bidonlara, poşetlere boşaltma işleminde EBOB problemidir arkadaşlar. Bu bir EBOB problemi. Biz önce 14 ile 21'in EBOB'unu bir bulalım. 2'ye bölelim 7, 21. 3'e bölelim 7 bölünmez iner. 7, 7'ye bölelim 1, 1. EBOB her ikisinde bölen kimdir? 7'dir. Bakın buradaki 7 şudur. EBOB diyelim. 7 diyelim. Bu 7 litredir arkadaşlar. O nedir biliyor musunuz? İşte oradaki hani eşit hacimli bidonlara doldurulacak diyor ya. 1 küçük bidondur arkadaşlar. 1 küçük bidonun alacağı miktar 7 litreymiş. Şimdi kaç bidon gerekiyor diyor toplamda. Ayrı ayrı da yapabiliriz. Birleştirebiliriz de sıkıntı yok. Şimdi bu 14'ü 7'ye bölersek arkadaşlar 2 bidon buradan geliyor. Diğer taraftaki 21'i 7'ye bölersek arkadaşlar 3 bidon da buradan geliyor. Sonra bu ikisini toplarsanız toplamda 5 bidon ediyor. Tamam mı? Sorumuzun cevabı 5 bidon gerekir arkadaşlar. Geliyoruz 5. soruya. Evet. Polat 8'den başlayarak pardon. Bir dakika şu kalemi ayarlıyordum da. Polat 8'den başlayarak 8'er 8'er. Memati ise 12'den başlayarak 12'şer 12'şer saymaktadır. Buna göre Polat ve Memati'nin saydığı 200'den, 200 burada sınır. 200'den önceki sayılardan kaç tanesi ortaktır? He. Bu bir ortak kat sorusu arkadaşlar. Şimdi Polat'ınkiler 8'den başlatalım arkadaşlar. 8, 1 katı 8, 2 katı 16, 3 katı 24, 4 katı 32, 5 katı 40. Şimdi bu böyle gider. Memati'ninkini 12'nin 1 katı 12, 2 katı 24, 3 katı 36, 4 katı 48. Bu da böyle gider. Şimdi biz 200'e kadar gitmeyelim. Ne yapalım biliyor musunuz? Her ikisinde de ortak olan en küçük katı bulalım. Ben 24'ü gördüm şöyle. Evet, o zaman şimdi şuraya ortak katlar diyelim. Şimdi 24 var arkadaşlar. Şimdi 24'ü bulduktan sonra ne yapalım biliyor musunuz? Hep bu 24'ün katlarını alalım. Aynı cevaba ulaşacağız. Yani 24 var. 24'ün 2 katı 48. Yani devam ettirsek 48'e denk gelecek yani. 24'ün 3 katını alıyoruz. 72. 24'ün 4 katını 96, 24'ün 5 katını 120, 24'ün 6 katını şuraya taşıyayım. Bir dakika, 24'ün 6 katını 24 ekleyerek gideceğiz arkadaşlar. Zorlandığınız zaman hep 24 ekleyin. 144, 24'ün 7 katı 2, 4, 6, 7. 24 eklerseniz ne ediyor? 168 ediyor galiba. 168. 24'ün bir daha katını alırsak. Bir dakika, 168, 24. Hata yapmayalım, yazıldayız. Tam puan alamayız sonra. 8, 4 daha 12, 6, 2 daha 8, 9, 192. Evet, şimdi 100, bir dakika. Doğru değil mi? 8, 4 daha 12, 6, 2 daha 8, 9, 192. Şimdi bir daha alsam şeye taşacak. 200'ü geçecek arkadaşlar. 200'den önceki dediğine göre şu anda Polat ve Memati'nin saydığı 200'den önceki sayıların kaç tanesi ortaktır? 24'ten başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şuraya da diyelim. 8 tane ortak. Bu 8 tane ortağı da yazalım arkadaşlar. Bunları da yazalım ki öğretmenimiz görsün. Bize tam puan versin. Evet, bu sorumuz da bu şekilde arkadaşlar. Geliyoruz 6. soruya. Evet. Şimdi üslü sayılarla ilgili sorulara geçiyoruz. Üslü sayılarda bu negatif kuvvetler vardı arkadaşlar. Başlayalım. Şimdi burada 5 üzeri eksi 2 demiş. Bakın şuradaki üzerindeki eksinin anlamı ne demektir? Onu söyleyeyim. Üzerindeki eksiye biz takla deriz arkadaşlar. Takla demek 1 bölü yapacaksın. Kesir haline getireceksin. Takla kesir. Kesir haline getir 1 bölü yapacaksın demek. Bu 5 üzeri eksi 2 yani çözüldü ama ben gene şöyle yapayım. Şu eksiden dolayı bir kere takla attırıyoruz. 1 bölü diyoruz. Sonra bu b eksi 2 artıya dönüşüyor. 5 üzeri 2 oluyor arkadaşlar.
Evet, takla sonucu bu da 1 bölü 5 kere 5 25. 1 bölü 25. Burada adamın verdiği cevap doğrudur arkadaşlar. Şimdi buraya gelelim. Burada eksi 5 üzeri eksi 2 demiş. Şimdi şu eksiye ben çakılı eksi diyorum. Çakılı. Çakılı kelimesi işaret her türlü eksi çıkacak. Yani eşittirin sağ tarafındaki işlemin sonucu eksi çıkacak. Buradaki eksiye de zaten takla demiştik. Biliyorsunuz. Ha, o zaman şöyle. Şöyle eksi 5 üzeri eksi 2 yazdık ya. Şimdi bir kere işlem eksi. O kesin. Bu eksiden dolayı takla attırıyoruz. 1 bölü 5 üzeri üst 2'ye böyle dönüşüyor. Bu eksi işaret eksisidir. Bu eksi takla eksisidir. Takla atınca kadar 5 üzeri eksi 2, 5 üzeri artı 2 oldu. Bu eksi duruyor arkadaşlar. 1 bölü 5'in karesi nedir? 25. Şimdi eksi 1 bölü 25. Hocam bu eksiyi aşarı koymuş. Ya koysun önemli değil. O eksiyi istersek şöyle diyelim. Eksiyi aşarıya da koyabilirsin. Böyle de yazabilirsin. Sonuç aynı yani. Doğru demek istiyoruz arkadaşlar. Bu da doğru. Buraya gelelim. Eksi 5'in eksi 2. kuvveti arkadaşlar. Gene burada bir eksi var. Bu eksiye de gene biz takla diyoruz. Üstteki eksiye takla diyoruz. Hocam bu sefer parantez aldı. Ne yapacağız? Bakın böyle negatif bir sayının parantezli kuvvetlerinin önce işaretine bakacaksınız. Negatif bir sayının, evet arkadaşlar bir dakika. Negatif bir sayının üzerindeki sayı kaç? Eksi 2. Yani 2. 2'ye bakalım biz. Tek mi çift mi arkadaşlar? Bu iki çift olduğu için bir kere işaret artı çıkacak. Onu da şuraya alayım. Eksi 5'in eksi 2. kuvveti. Bir kere negatif bir sayının çift kuvvetleri artı. İşaret artıdır arkadaşlar. Gene buradan bir takla attıracaksın. 1 bölü. Takla sonucu artık arkadaşlar işaret nasıl olsa artı ya. 5 üzeri eksi 2. 5 üzeri 2'ye dönüştü arkadaşlar. Zaten artıydı. 1 bölü 25. Bu da doğrudur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 şekli de size detaylı anlattık ve 3'ü de doğru. Yani cevabımızı da işaretleyelim. 1, 2, 3 diyoruz. Evet, geliyoruz bir diğer sorumuza arkadaşlar. Ne demiş bize? Aşağıdaki işlemin sonucunu en sade hale getirerek bir tam sayının kuvveti şeklinde yazınız. Şimdi bu soruda çok şey var. Ne var? Üssün üssü ya da kuvvetin kuvveti var. Çarpma işlemi var. Bölme işlemi var arkadaşlar. Hepsi bir arada. Ben önce şunu yapacağım. Şuraya bir yazayım. 81 üzeri 5'i bir yazayım. Şimdi 81, 9 ve 27. Üçünde de ortak bir şey gördünüz mü arkadaşlar? Bu üçü de 3 tabanına getirilebiliyor. 3 tabanına. Yani 81 de 3'ün kuvveti, 9'u da 3'ün, 27 de 3'ün kuvveti diye yazabiliriz arkadaşlar. O zaman önce 81, 3'ün kaçıncı kuvvetidir? Parmak hesabı yapın, parmaklarınızı açın, 4 tane parmak açın ve hepsi 3 olsun ve çarpın. 3 kere 3, 9, 9 kere 3, 27, 27 kere 3, 81. He, 81, 3'ün dördüncü kuvvetiymiş. Bunu böyle yazıyorum, üstündeki 5'e dokunmuyorum. Şimdi üstün üstü neydi biliyor musunuz? Üstün üstü birbirle çarpılırdı. 4 kere 5, 20. 3 üzeri 20 oluyordu arkadaşlar. Bunu hallettik. Gelelim 9'un ikinci kuvvetine ya da 9'un karesine. Şimdi gene 9'un karesi demek 9 3'ün kaçıncı kuvvetiydi? İkinci kuvvetiydi. Üzerindeki 2'ye dokunmuyoruz. Şimdi üstün üstü çarpılınca 2 kere 2 4 çarpılıyor bakın. Bunları bazıları toplanıyor diye zannedebilirsiniz ama çarpılıyor arkadaşlar. O da 3 üzeri 4 etti. Gelelim 27 üzeri 4'e arkadaşlar. Gene 27 3'ün kaçıncı kuvveti? 3 parmak açarsak 3 kere 3 9, 9 kere 3 27. 3'ün 3. kuvveti üzerindeki 4 duruyor. Şimdi üstün üstü çarpılıyor. 3 kere 4 12. 3 üzeri 12. Bunları böyle yaptıktan sonra şimdi yerine getirelim. 81 üzeri 5 gördüğümüz yere 3 üzeri 20 yazalım. Bölü. 9 üzeri 2 gördüğünüz yere 3 üzeri 4 çarpı 27 üzeri 4 gördüğünüz yere 3 üzeri 12. Hepsini 3 tabana getirdim mi getirdi. O işi rahatlattık arkadaşlar. Şimdi 3 üzeri 20 bir dursun. Altta bir çarpma işlemi var. Neydi? Tabanlar aynı olduğunda üsler toplanıyordu arkadaşlar. Taban aynı kalıyordu. 4 ile 12'yi topla 16'ydı. Hatırlayın tabanlar aynı olduğunda çarpma işleminde üsler toplanıyordu. Sıra geldi bölmeye. Bunlar da bölme oldu artık. Üstteki üslü ifadeyi alttaki üslü ifadeye böleceğiz. Üçler aynı olduğu için o 3 kalıyordu arkadaşlar. Yukarıdaki üsten alttaki üst çıkartılıyordu. Hatırlayın bölmede böyle bir kural vardı. Birinci üst duruyor. İkinci üstün işareti değişiyordu. Yani çıkarılıyordu diye deyişle. 3, 20'den 16 çıktı 4. 3 üzeri 4'tür bu sorumuzun da cevabı arkadaşlar. Evet. Gelelim bir sonraki sorumuza. Evet. Şimdi burada da diyor ki arkadaşlar bize bir çözümleme var arkadaşlar. Bir 10 binde 10'da %1000'de 10 binde 4
tam 10.723 sayısının üslü biçimde çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? Çözümlemelerde şöyle bir şey yapıyorduk arkadaşlar. Virgülün sağı ve solu vardı. Virgülün şu sol tarafındaki sayı 10 üzeri 0 diye başlayıp 10 üzeri 0, 10 üzeri 1, 10 üzeri 2, 10 üzeri 3 diye böyle sola doğru gider. Hemen sağındaki sayı arkadaşlar, ilk sayıya biz 10 üzeri eksi 1 ile başlatıyoruz. İkinci sayı 10 üzeri eksi 2 ile devam ediyor. Üçüncü sayı 10 üzeri eksi 3. Dördüncü sayı 10 üzeri eksi 4 diye gidiyordu arkadaşlar. Önce bunları bir kere yazmamız gerekiyor şart. Şimdi sondan sonra ne yapacağız? Şimdi bu 4'ü alacağız ve yanındaki 10 üzeri 0'ı çarpım olarak yazacağız. Yani şöyle diyeceğiz. 4 çarpı 10 üzeri 0 diyeceğiz. Artı. Sonra bu 0 ya. Bu 0 olduğu için 0 çarpı 10 üzeri eksi 1 yazmamıza gerek yok. O birbirini götürüyor. Sonra 7'ye geçelim. 7 çarpı 10 üzeri eksi 2 diyelim. 7 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı. Burada 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 artı. 3 çarpı 10 üzeri eksi 4. 3 çarpı 10 üzeri eksi 4. Çözümleme bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şıklarda arayalım. Adana değil. Bu 4 çarpı 7 çarpı yok. 4 çarpı 10 üzeri 0. Ceyhan'a bakıyorum. 7 çarpı 10 üzeri 2. 2 çarpı 10 üzeri. Evet. Evet bulduk arkadaşlar. İşte Ceyhan seçeneği bizim üste yaptığımızı veriyor arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. Gelelim 9. soruya arkadaşlar. Evet, bir de böyle tip sorularla karşılaşabiliriz. Böyle milyar ve milyonlu şu var arkadaşlar. İnanın çoğu öğrencimiz milyar ve milyonu tam olarak yazamıyorlar. Veya bunlarda kaçar sıfır var bilemiyorlar arkadaşlar. Böyle bir sıkıntımız var, onu da söyleyelim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben mesela yazacağım şimdi. Bakın şu 6. Bir sıfır koyarsam 60. Bir sıfır daha koyarsam 600. Bir daha sıfır koyarsam 6000. Bir sıfır daha koyarsam 60.000. Bir sıfır daha koyarsam 600.000. Bir sıfır daha koyarsam 6 milyon. Bir sıfır daha koyarsam 60 milyon. Bir sıfır daha koyarsam 600 milyon. Bir sıfır daha koyarsam 6 milyar. Evet, şimdi milyarda kaç sıfır oldu? 3, 6, 9. Evet, milyarda 9 tane sıfır vardır arkadaşlar. Ama şimdi 6 milyar olsa tamam, ama adam 6,5 milyar demiş. Bu 6,5 milyarın anlamı da şudur. 6 milyar 500 milyon demek oluyor bu. 6 milyar 6,5 milyar. Bu 5 yerine 3 de olabilir. 6 milyar 300 milyon da olabilir. Sıkıntı yok. O zaman şu 6 milyarı duruyor. 500 milyon diyor ya, şurası 100 milyonluklar ya. O zaman buraya 500 yazıyoruz. 500. Sonra yine o sıfırları devam ettiriyoruz. Evet, 6 milyar 500 milyon bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunun bilimsel gösterimini soruyor arkadaşlar bize. Buradan giriyoruz, bakın buradan. Kimisi sıfırları sayıyor, bazen karıştırabiliyorlar ama ben hemen buradan giriyorum. Bilimsel gösterim biliyorsunuz şöyleydi. Mesela işte A çarpı 10 üzeri N formatında, ama A dediğimiz sayı böyle 0 ile 10 arasında... hatta 1 ile 10 arasında 1 dahil diyelim ona yani. 1, 2, 3, 4, 5. Burası bir basamaklı veya hani bir basamak virgüllü söyle. Mesela 1 tam 10'da 2 gibi. O tip bir sayı haline getireceğiz. Mesela bu tam bilimsel gösterim değil. Bunu götürmek için tam buraya getirelim ki. Virgülü buraya getirirsek 6,5 ediyor. O bilimsel gösterim tanımına uyar. Yani bilimsel gösterim olması için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olabilir. 1,72 olabilir, 2,05 olabilir, 3,1 olabilir, 4,875 olabilir, 871 olabilir, 5,0001 olabilir gibi. Tamam mı? Hani böyle 1 tam, 2 tam, 3 tam, 4, bu tamlı bir şey olacak. Sakın böyle 10 tama geçmeyeceğiniz ya da 0 tamlı olmayacak. Tamam mı? Bilimsel gösterim bu. Bu öndeki sayı oluyor. Şimdi bu çok büyük sayılar olduğu için virgül buradan girecek. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9. 6,5 çarpı 10 üzeri 9. Bunlar çok büyük sayılar olduğu için bol sıfırlılar var. Üzerindeki 9 artılı oluyor. Eğer böyle şöyle 0,0000 şöyle olsaydı arkadaşlar, atıyorum. O zaman buradaki 10 sayısının üssü, hadi onu da yapalım. Madem hem yazılı çözüyoruz hem konu anlatıyoruz, bunu da yapalım. Mesela bunun bilimsel, bizim cevabımız bu yalnız, ha onu size söyleyelim. Öğretmenimiz sonra karıştırmasın puan verirken.
Fazla bilgi göz çıkarmaz ama cevabımız bu. Öğretmen buna tam puan verecek. Ben bir de böyle olunca bunun bilimsel gösterimini onu göstermek istiyorum. Buradan sonra virgülü sayıyoruz. Buraya giriyoruz bakın. Bunu saymayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6,5 çarpı 10 üzeri eksi 7. Böyle olursa eğer üzeri eksi 7 olacak arkadaşlar. Evet, bakın hem yazılı çözüyoruz hem de konu anlatıyoruz aslında. Gördünüz mü? Bir taşla iki kuş vuruyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Ve son sorumuza artık evet son sorumuza bakalım. Şimdi ne diyor burada da bize? Aşağıda verilen ifadelerde kutuları eşitliklere uygun sayılarla doldurunuz diyor. Şöyle bir şey daha vardı arkadaşlar hatırlarsanız. Sayıyla üst arasında bir ters orantı var. Yani eğer bu sayı büyürse üst küçülür. Sayı küçülürse üst büyür demiştik. Şimdi buradan kutucuk sayıyı soruyor bize. Üstleri vermiş. Şimdi üstümüz kaçmış arkadaşlar? Eksi 14 iken eksi 17 olmuş. He. Eksi 14'ten eksi 17'ye üst ne olmuş aslında? 15, 16, 3 basamak küçülmüş. Bakın üst 3 basamak küçülmüş ya da azalmış neyse küçülmüş. He. Çünkü bakın bir de negatif sayıları karıştırabiliyorsunuz arkadaşlar. 14'ten 17'yi azalıyor aslında küçülüyor. Büyümüş gibi algılamayın ha. Eksi olduğu için artı olsaydı büyümüş derdiniz. Eksi 14'ten eksi 17'ye 3 basamak küçüldü. O zaman sayının 3 basamak büyüyecek arkadaşlar. Sayının büyümesi virgülün sağa kayması oluyor. Buradan sonra 1, 2, 3. Virgül buraya geldiğinde sayı virgülden kurtuluyor aslında. Ona biz direkt 963 diyebiliriz arkadaşlar. 963 çarpı 10 üzeri eksi 17 olacak. Kutucuk yerine 963 geliyor. Şimdi buraya gelelim. Burada da sayılardan hareket edelim. Sayımız 2 tam onda 4 iken 24 olmuş. He. Sayı 2 tam onda 4 iken 24 demek sayı büyümüş aslında arkadaşlar. Sayı büyümüş. Çünkü 2 tamdan 24 tama. Kaç basamak büyüyor? Virgülün buraya kayması demek 1 basamak büyüyor. 1 basamak buraya da yazalım şimdi. Sayı diyelim bu sefer de. Sayı 1 basamak büyümüş. Evet sayı 1 basamak büyümüş arkadaşlar. Ha, o zaman sayının 1 basamak büyümesi üstünde 1 basamak küçülmesi demek. Eksi 5'in küçülmesi demek. Eksi 4 mü demek? Eksi 6 mı demek? Hadi düşünün bakalım. Eksi 5'in bir basamak küçülmesi. Eksi 5'in bir sayı küçülmesi demek. Eksi 6 demek arkadaşlar. Buraya da eksi 6 gelecek. Eksi 4 derseniz büyütmüş oluyordunuz. Evet. Sayı bir basamak büyüdü. Üstte bir basamak küçülüyor. O da eksi 6'dır arkadaşlar. Evet. Bu şekilde 8. sınıflar 1. dönem 1. yazılı matematik sorularını cevapladık arkadaşlar. İnşallah yazılı sorularımı ve cevaplarımı beğenmişsinizdir. Yani inşallah videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz YouTube kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bildirimleri açabilirsiniz. Bu şekilde bir sonraki yazılarında da böyle sorularını ve cevaplarını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşça kalın.